lan burası boş bugün. Size merhabalar, kanala hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yine bir birebir videosunda karşınızdayım. Şu sıralar belim çok ağrıyor açıkçası ama kendimi de durduramıyorum, canım çok basketbol oynamak istiyor. Ve top için atıyorum, maalesef girmiyor. Top rakipte ve maça başlıyoruz. İlk atışı isabetsiz. Arkadaşlar izledim uzaktan, baktım atışları pek girmiyor, tamam dedim birebir oynarım herhalde ben bunda. Güzel bir hareketten sonra benim topum girdi. Biraz şanslı bir andı. Evet, benim de Corsair'le oynuyorum bu arada. Onu da söylemiş olayım. Sakatlığımdan sonraki ilk birebir maçım. Çok güzel girdim. Fakat fazla temas almak istemediğim için biraz tedirgin ve korkak oynuyorum işin açıkçası. Kötü bir şut kaçırdı bu arada. Evet, güzel. Bir şut daha mı? Girmedi. Şu an 1-0 öndeyim. Rakip. Bir şut denemesi şanssızlık anı onun için, benim için şans anı. Yenenle veya yenilenle oynamak istediğini belirtti. Fakat muhtemelen benim işim bu maç bittiğinde de bitmiş olacağı için sonrasına bakarız dedim ve gönderdim. Evet, ben de güzel içeri girmeye çalışıyorum. Fazla temas almadan boşluklar bularak girmeye çalışıyorum fakat iyi savunma. Geri çekilerek güzel bir atış yapıyorum ve basketi buluyorum. Ama maalesef tabii ki belde bir tık ağrıya sebep oluyor bu. 2-0 yaptım durumu. Fake atıyorum, fake'ime cevap alıyorum gibi. Fakat içeri girme biraz benim için zorluyor şu sırada. Geri çekilerek yine bir atış. 3-0 yapıyorum. Neyse ki atışlarım tıkır tıkır girdiği için biraz şanslıyım. Evet, hadi bakalım, hadi bakalım. Güzel hareketler, güzel çalımlar. Hadi içeri girmek istiyorum gibi. Maalesef topu kaçırdım ama hızlandım. Güzel bir ters turnike. Girmiyor. Ne alet olsun diyorum içimden. Oysa ki önüne de bayağı geçmiştim. Karşıdan güzel bir atış geldi. 3-1 yaptı durumu. Evet. Bu da içeri girmek istiyor fakat beni görünce çekindi muhtemelen. Güzel bir büyük adam hareketiyle 3-2 oldu. Aradaki farkı 1'e getirdi. Savunmayla neredeyse topu çalıyordum. Evet. Uzaklardan bir şut denemesi yine. Maalesef başarısız. Evet, güzel çalımlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Hadi. Sağ turnike olmadı. Soldan sağ turnike. Zor bir hareketti. Ama elimden öyle çıkmış oldu. Uf. Peki, çok iyi cevap aldı ve girmiyor. Şanslıyım bugün herhalde. Ama bakalım maçı kazanabilecek miyim? Geri çekilerek güzel bir atış yapıyorum. Bam! Durum 4-2 oluyor. Bir defa daha gaza geldim. Ama maalesef bu sefer başarılı değilim. Şimdiden yorgunluk belirtileri. Güzel bir savunma yaptım. Topuna dokundum. Evet, neredeyse. Neredeyse giriyordu. Şanslıyım. Gerçekten şanslıyım bu oyunda. İçeri girme mücadeleleri. Evet, hadi onu bitir oğlum. Bitir oğlum onu. Bitir. Ve bir basket daha geldi. Bam bam bam. Durum 5-2 oldu. Aslında omuz kullansam o içerideki hareketleri çok daha rahat bitirebilirim. Ama dediğim gibi temas almak istemiyorum. Bir üçlük denemesi. Maalesef girmedi. Karşıdan bir üçlük denemesi. O da başarısız. Evet, hadi bakalım. İttir omuzda. Sol turnike olmadı. Çok da aslında iyi girmiştim. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rahat, çok rahat bir basket. 5-3 yaptı durumu.
De, hadi, hadi yap şunu, altı yap. Yine geri çekilerek atış ve altı yapıyorum. Atışlarım bugün güzel. Beni ileride savunmadığı için ben de atış deniyorum. Ne yapayım? Aslında şu omuzu koysam, izlerken şu an ben bile çıldırdım. Hadi bakalım bir atış daha mı? Ve 7 yapıyorum. Gayet iyi, gayet iyi. Tamam, iyisin, iyisin. İçeri girmene gerek yok. Evet, fake'ini at. Artık biraz daha yakın savunma yapmaya başladı. Fakat ben de içeri girmekte çok tereddüt ettiğim için. Güzel hareketler, güzel hareketler. Ve olmuyor, olmuyor, olmuyor. Top rakipte. Çok güzel döndü, çok güzel döndü. Ve sayıyı buldu. Bravo, tebrik ediyorum. Durum 7-4 oldu. Hadi, hadi savunma. Hadi savunma. Güzel hareketler yaptı. Çekilerek atış yaptı. Atışlarını biraz riske ediyorum. Ve tabii ki şanslıyım. Girmiyor atışları. Kamera açısı biraz daha iyi oldu sanki. Çok kötüydü. Airball attım. Yorgunluk belirtileri tabii. Beni yıkmaya başladı, yormaya başladı. Rakip hala canlı kanlı. Güzel oynuyor. Güzel bir sayı daha buluyor. Ve durumu 7-5 yaptı. Hadi bakalım. Savunma derken araya... Evet, kameranın açısı maalesef bu tarz şeylere izin verdi. Ataşı girmiyor. Ben de biraz zaman kazanmak için ayıkladım ama gerçekten de çözülmüştü. Biraz nefeslenmiş oldum. Evet, bunu kazanmamız lazım. Sakatlıktan sonraki ilk maçımız bu çünkü. Sevdiğim tarz atışlar olmadı, olmadı. Kafama girmesine izin vermemeliyim. Motivasyonu yüksek tut. Atışı yine riske ettim ve yine kazandım. Kazanan taraf oldum. Hadi bakalım, güzel hareketler. Çok estetik duruyorum ama neyse. İçeri girmiyorum. Hayda. Bu neydi şimdi arkadaşlar? Bir dakika, bir dakika. Burada şimdi bir şeylere dikkat etmemiz lazım. Birincisi, omuz koyarak güzel bir sayı bularak 8-5 yaptım. İkincisi de dayım rahat rahat burada. Yani belki uygunsuz hareketler olabilir. Ayrıca arkadaşlar, salona artık izinsiz girmek yasak. Sadece öğrenci olmanız lazım. Yanda gördüğünüz gibi güvenlikte baya baya sıkıntılar yaşıyor. Daha sonradan da 2-3 tane güvenlik görevlisi gelip salondan onu çıkartacaklar veya ücreti ödeyip o şekilde salon içerisinde bulunmanız lazım. Kurallara uymanız lazım yani. Durum şu an 8-5 duruma gelirsek ve 8-6 yaptı durumu. Güzel bir hareketle. Genelde o içeri girmeyi tercih ediyor. Ben ise dışarıdan şutlar. Onun dışarıdan şutu başarılı değil. Top bende. Hadi bakalım. Güzel bir sayı daha. 9. Şutlarım biraz yumuşak bugün. Onun avantajını yaşıyorum. Bir tane daha mı? Olmadı. Kendi topumu aldım ve kolay bir sayıda ben buldum. Ve 10 yaptım durumu. 10-6. Güzel bir fark açtım. Rahatlayabilirim ama rahatlarsam çok hızlı kapatabilir. İçeri girme denemeleri, hafif fake'ler, topu sekliyorum. Baktım gelmedi yanıma. Bir sayı daha. 11-6. Güzel fark açtım. Evet, tekrar içeri girdim. Yüklendim ve harika bir sayı daha. 12'ye çıkarttım fakat bitmek üzereyim. İlk defa içeri girdim. Kendimi tebrik ettim yani. Ve evet, şu an top ona geçti. Uzun bir seride muhtemelen o başlayacak. Bir sayı, evet, buldu. 12-7. Yorgunluğundan faydalanıp farkı azaltacak. 8. Ben de onun gibi çok fazla dışarıdan şutları savunma yapamıyorum. Bu da bunu gördü. Benim yorgunluğumu hissetti. 9 mu? Değil. Oh. Hadi bakalım, bitirebiliriz bu işi. Fazla farkı kapatmadan bir şut denemesi yine girmedi. Reboundumu aldım. Geliyorum. Hadi oğlum içeri gir. Yap bir şeyler. Güzel atış mı? Evet. Bravo. Çok iyi. Gerçekten beğendim. Yaptığım zaman çok farklı bir hareket yaptığımı düşünmüştüm ama şimdi ekrandan bakınca normal geldi. 13 oldum bu arada. Şutu kaçırıyorum. Durum 13-8. Top rakipte. Güzel bir atış ve giriyor. 13-9. 10. Takır takır tek tek geliyor. Biraz daha iyi savunma yapmam lazım. Evet, alabiliriz belki topu. Hadi savunma oğlum. Hadi. Oh, çok değişik bir hareket yaptı. Topu fırlattı adeta. Faul almaya çalıştı sanki James Harden gibi. 13, 10. Hadi bakalım 14 mü? Değil. Reboundumu alıyorum. Çok da güzel oldu. Tekrar alırım onu. Olmadı. Olmadı. Artık şutlarım da girmiyor. Bittim, tükendim. Maç 15'te bitecek. 2 sayıya ihtiyacım var. Pat, bir tane daha. Takır takır geliyor sayıları. 11 oldu. Hadi. Ve 12 oldu. Lanet olsun. Biraz bu sıralar stresi yaşamaya başladım. 13-12. Kamera önünde yenecek miyim? Ve 13-13. Adeta onun için antrenman olmaya başladı. Biraz daha yakın savunuyorum ben de. Dibine girdim. Bakalım. Hadi, tankımda son kalan yakıtla savunuyorum onu. Evet, ve karşılığını aldım. Şu an arkadaşlar kafamdan eyvah ya, galiba ben bunu yenemeyeceğim diyorum. Olmayacak diyorum çünkü hiç gücüm yok. Baktım bayağı bir mesafe açıldı. İşte o anda, o anda içeri girer gibi yaptım. Geri çekilip üçlüğümü gönderdim ve
Bam! Ayakkabı dahisi 15 oldu ve maç 15-13 bitti. Gerçekten şu anda çok mutluyum. Çünkü kamera önünde yenilmek istemiyordum. Kazandığım için gerçekten mutluyum ama kendime de biraz kızıyorum çünkü bu kadar yorulmamam lazımdı. Yorulmamış. Hala maç yapıyor ya. Yalnız burada hiçbirini kaçırmadım. Hadi bakalım. Evet, maçta çok yorulduğum için kendime ceza verdim. Dediğim gibi kendime bayağı kızdım. Bu kadar hızlı yorulmamam lazımdı. Bunun için de arkadaşlar hafif ciğer açıcı, hafif kuvvetlendirici bir antrenmanla 10 tur git gel git gel şeklinde koşuyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. İçinizden geçen bütün yorumları yapabilirsiniz. Unutmayın ki 4 ay süren yaklaşık bir sakatlık yaşadım ve hala tam olarak düzelmedim. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Belimdeki büyük sıkıntı olduğu için de çok tedirgin olmuyorum. Yorum yaparken de bunu aranızda bulundurursanız sevinirim. Ben de bitik haldeyim ya. Mahvoldum. İşim bitti. Easy. Oh yeah. Arkadaşlar, çok şekil olduğumu düşünüyorum. Güzel basket oynadım, belim ağrıyor ama şimdi yemeğe gideceğiz. Hu hu yiyeceğiz. Easy. The wife. Altında Hawaii şortu. Üstünde de pembe bir hırka. Erkek adam pembe giyer mi? Giyer. Sağlıklı beslenelim. O kadar basket oynadık. Starbucks'tan kekimizi aldık. Kahvemizle. Günü kapatıyoruz.